Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Kur'an'daki tarikatta Allah azze ve celle vardır. Kur'an'daki tarikatta mümin ve müridan, ihvan dediğimiz kardeşlerimiz Allah'ı idraçle, Allah'ı hissiyatla, Allah'ı rabıta ile beraber hayatlarını güzelleştirmelidirler. Bazı kardeşlerimiz diyorlar ki, tarikatlara niçin karşısınız? Hayır, tarikatlara karşı değiliz, ancak Budizm'e doğru evrilen, Budist felsefeye doğru yol alan ve şamanist ekole doğru yol alan İnsanların kurduğu tarikatlara karşıyız. İslam coğrafyasında yüz binlerce tarikat var. Bunlar sureti haktan olanlar olduğu gibi sureti şerden de yol alan insanlar var. Biz şimdi hepsini birden aynı kategoride görüp de batıla mı gitmemiz lazım? Yoksa Kur'an'daki zikre, tevhide, idrake kulak mı vermemiz gerekir? Değerli kardeşlerim, Kur'an'daki tarikat Allah Azze ve Celle'nin emirlerini harfiyen yerine getirmek var. Allah'ın emirlerini yerine getirmek sizin sanki ilahi yolda yürüyormuş gibi müridanlarına bir yeni yol çizerek insanları kendi mecraına akıtmak isteyenler de var. Elbette ki biz Kur'an'ın yanındayız. Kur'an'daki mürşit Kur'an'ın ta kendisidir. Kur'an'daki tarikatın ihtişamını koruyan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ta kendisidir. Peygamber Efendimiz Tariki Aliye'de yani zikri tevhid hususunda ve gönül dünyasındaki Kur'an-ı akideleri ihya etme hususunda ve Allah'a ram olma hususunda tam bir beşer hayatı yaşadı. Mutlak şekilde bir insan gibi davrandı. Kendilerini ilahi akidelerden soyutlayarak Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde vekilleri imiş, onun adına iş görüyorlarmış gibi davranan insanlarla bizim elbette ki işimiz olamaz. Onlar kendi duygularını, kendi hayatlarını insanların ufkuna yansıtarak, kalbine yansıtarak, aklına yansıtarak kendi unutulmazlıklarını ve ihtişamlarını sağlıyorlar. Değerli kardeşlerim, hiçbir mürşidi kamil, hiçbir arifi billah, hiçbir insanı kamil Allah'tan kopuk yaşayamaz. İhvanlarına da Allah'tan kopuk bir hayatı tavsiye edemez. Böyle bir yaşam tarzı kesinlikle Kur'an-ı akideye ve İslami zikre aykırıdır. Değerli kardeşlerim, Kur'an'dan uzak bir hayat yaşamayı amaç edinen, fakat kendi iğrenç ideallerini Kur'an'ın temel değerleri üzerine kurduğunu iddia eden kişiler, eğer Kur'an'dan kopuk iseler, Kur'an'da velayet makamı da bellidir, Allah'ın evliyalarının konumu da bellidir. Allah'ın insanlara yüklediği görevler de bellidir. Hiçbir ehli tarik mürşidi kendisine ilahi bir kutsiyet atfedemez. Bunu yapan insan ya hain emelleriyle bütünleşmiş, dini öteleyen insandır veyahut da saf duyguların esiri olmuş, ne yaptığını bilmeyen insandır. Kardeşlerim, Evliyaullah adına hiç kimse kimseyi korkutamaz.
bizim tarikatta olursan şu menfaatlerin olur. Bizim tarikattan çıkarsan Allah seni çarpar, biz seni çarparız gibi hemasi fikirlerle ortaya çıkan, iddiada bulunan kişiler boş insanlardır. Allah Azze ve Celle küfürde haddi aşmış insanları dahi çarpmamışken, Peygamber Efendimiz'e arkadan hücum eden, yani onun gölgesini çiğneyen insanları dahi Peygamber Efendimiz çarpmamışken, Peygamber Efendimiz zamanında yüzlerce münafık onun arkasında namaz kıldığı halde, Peygamber Efendimiz de onları bildiği halde herhangi bir şeye tevessül etmemişken, bizi ve müminleri korkutarak, evliya sizi çarpar korkusuyla korkutarak, kendi akımlarında yol aldırmak isteyenler elbette ki gaflet içerisindedirler. Elbette ki şeytan aleyhillanenin binekleridirler. Şeytan aleyhillane o sahte mürşitler aracılığıyla müminleri yoldan çıkarır. İhlas sahibi insanları elbette çıkaramaz yoldan şeytan. Ancak şeytan aleyhillanenin sureti haktan gözükerek müminleri yoldan çıkarması tam da işte bu şekilde olur. Seni hak yolda yürüttüğünü iddia eden mürşitler aslında şeytanın binekleri olmuş, seni sureti haktan gözükerek sureti şerre yürütürler. Değerli kardeşlerim, bakınız şu anda birçok sahte mürşit, sahte tarikat Budist felsefenin akımına kapılmış. Hinduist felsefenin akımına kapılmış. Şamanist felsefenin akımına kapılmış. Tıpkı aynı şeyleri din adına yapıyorlar. Budist felsefede bütün fiiliyatlar Buda adına yapılır. Şamanist felsefede bütün faaliyetler şaman kültürünün içselliğinde yapılır. Bizim sahte mürşitlerimiz, sahte velilerimiz, sahte tarikatlarımız da kişiyi öne çıkararak aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Elbette ki biz Kur'an-ı tarikatın tam merkezindeyiz. Allah Azze ve Celle dururken biz bir insanı rabıta ederek, onu duygularımızda besleyerek, onu bütün aklımızın her zerresine yazdırarak, kalbimize onu aksettirerek bir yere varamayız, bu iddia peşinde koşamayız. Elbette ki bu iddia ile kendilerini rahatlatmak isteyen kişilere deriz ki bu şer yoldur, şeytani yoldur ve şeytan aleyhillanenin binek edindiği sahte tarikatların, sahte mürşitlerin yoludur. Gerçek değerde Allah vardır. Allah Azze ve Celle Kur'an'da ey Muhammed gecenin bir kısmında kalk ve yavaş yavaş bütün bedenine yazdıra yazdıra Kur'an oku. Allah'ı zikret buyuruyor. Ancak Allah'ı zikret buyururken kendini hatırlatarak bunu buyuruyor. Rabbimiz ey mümin her nefesinde ben olum diyor. Beni anın ki ben de sizi anayım. Beni zikredin ki ben de sizi itibarlı kılayım buyururken müminler Allah'ı bırakmışlar. Bir insanı kendilerince efendim Budist hareket gibi, Budist felsefe gibi efendim Buda'nın felsefesini öğrendikçe kendilerinin kutsal olduğuna inanan insanlar gibi kendi yollarında kendilerini ilahlaştırmışlar. Kendi çizdiği yollarında kendilerini ilahlaştırmışlar. Sanki Allah bütün gücünü, kudretini
onlarla paylaşmış gibi bir tavır içinde yürüyorlar. Zuhurattan bahsediyorlar, kerametten bahsediyorlar. Aslında onların zuhurat ve keramet iddiaları şeytan aleyhillanenin istidracı halleridir. Şeytan aleyhillane Kur'an'dan sapıttığı, Allah Azze ve Celle'den uzaklaştırdığı kişileri istidracı hallerle besleyerek onların hak yolda olduklarını onlara iddia ettirir. Değerli kardeşlerim, derhal ve behamal Kur'an, zikri tevhid anında ve her an Allah'ı idrak etme müminin meziyeti olmalı. Mümin, Allah Azze ve Celle'nin gücü ve kudreti karşısında kendisini hayret alemine götürmelidir. Yani Allah Azze ve Celle her yerde var. Onsuz mekan yok, onsuz makam yok, onsuz gönül yok, onsuz ruh yok, onsuz duygu yok. Her yerde o var. Hiçbir insan rabıta etmeye değmez, idrak etmeye değmez, hissetmeye değmez. Velev ki evliyaullah olsa dahi. Zaten Allah'ın gerçek veli kulları hiçbir müminden bunu isteyemez, istemez. Allah dururken beni rabıta et ne demek? Ben senin yatak odanda varım ne demek? Değerli kardeşlerim, ilahi aşk Allah'tır. Hiçbir insan ilahi aşkın yerine kendi aşkını koyamaz. Korsa ne olur? İşte uzaktan bağırır. Ey aşkım, seni seviyorum, sen kalbimdesin. Kime bağırıyor? Mürşidine bağırıyor. Ben de diyorum ki ey Rabbim, seni seviyorum, seni idrak ediyorum, seni anlıyorum. Duygularımdasın, aklımdasın, ruhumdasın, bedenimdesin ve kalbimdesin. El-Fatiha.